Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manav ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Bugün sizinle Huawei AX3 Router'a hep beraber yakından bakacağız. Açıkçası ürünle ilgili hemen şöyle söyleyelim. Yani bu ürüne bence hani kimin ihtiyacı var abi? Ben bu ürünü niye alayım diyen de bir sürü insan olduğunu eminim. Ya bu da aslında çok normal bir soru fakat şöyle söylemek lazım. Yani bu ürünlere son dönemde bu kadar fazla ihtiyaç duyulması öncelikle Wi-Fi 6'nın kullanılmaya başlamasının inanılmaz derecede artmasından kaynaklanıyor. Bununla beraber evde kaldığımız son dönemlerde internet kullanma alışkanlığımız çok ciddi anlamda değişti. Evlerde genellikle çocuklar arkadaşlar gündüz Zoom üzerinden derslere katıldılar. İşte evde büyük varsa o atıyorum okey oynadı, YouTube'dan video izledi. Evde çalışanlar toplantılara katıldı, anneler babalar ve gerçekten de ciddi anlamda internete, internet hızına hepimizin ihtiyacı oldu. Bunu da şöyle söylemek lazım. Sonuçta genellikle modemleri arkadaşlar evin en ücra köşelerine koymayla ilgili bir eğilim içindeyiz. Bu da uzaktaki odalarda internete bağlanmanın problem yaşanmasına sebebiyet veren bir durum ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Ama arkadaşlar yani Huawei AX3 Router'la bu sorunların tamamen üstesinden gelebilirsiniz. Şimdi biraz Wi-Fi 6'dan bahsetmek lazım. Wi-Fi 6 bilgisayarlar son dönemde oldukça arttı. Hatta şu an benim de kullanmış olduğum arkadaşlar bu bilgisayar Monster Toolbar V22.1 versiyonu da Wi-Fi 6 destekli bir bilgisayar. Yüksek hızda internet sunabilen bilgisayarlarımız varken sistemimizi de yüksek hızlı internet sağlayıcılara çevirmek durumundayız. İşte dediğim gibi burada Huawei AX3 ürünü tam olarak bize bunu sağlıyor. Bence dilerseniz çok kafa karıştırmadan biraz Wi-Fi 6'dan bahsetmek lazım. Yıl 2009'du. İlk Wi-Fi 4 tanıtılmıştı. O dönemde ya hız ya inanılmazdı ya. Biz böyle wow falan filan diyorduk ya. Abi çok hızlı falan. Yani Wi-Fi 6, Wi-Fi 4 arkadaşlar 2009'da tanıtıldığında 72 megabit per second ile 600 megabit per second arasında bir hız bize sunabiliyordu. 2014 yılında tam 5 yıl sonraysa arkadaşlar Wi-Fi 5 ile tanıştık. Yani bu 811AC var ya, bu 802.11ac özür dilerim 802.11ac var ya onunla tanıştık ve o dönem wow abi çok hızlı ya falan demiştik. Tabii hız orada 433 megabit per second'dan 6933 megabit per second'a kadar çıkmıştı ve gerçekten de yani bizim için inanılmazdı çünkü baktığınız zaman Wi-Fi 4 ile Wi-Fi 5 arasında aşağı yukarı 12 kat civarında bir internet hızı vardı ki teknolojinin gerçekten vay be teknoloji bu hale nasıl geldi falan filan demiştik. Sonra aradan arkadaşlar 5 yıl daha geçti ve 2019 yılında Wi-Fi 6 ile tanıştık. Bu noktada hızın 600 megabit per second'dan 9608 megabit per second'a kadar çıktığını gördük. Aslında internet hızında yani 2009 ile 2014 arasında 12 kat varken baktığınız zaman 2014 ile 2019 yıl arasında bu kadar fark yoktu. Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Burada Wi-Fi 5'in 3.5 gigabit per second'a kadar çıktığını görürken Wi-Fi 6'da 9.6 gigabit per second'a kadar çıkabildi. Yani aşağı yukarı dediğim gibi 3 kat daha fazla hızlandığını görebildik. Ama asıl fark ise arkadaşlar hızda değildi. Tabii ki hızda 3 kat fark vardı fakat bu noktada Wi-Fi 5 ile Wi-Fi 6 arasında %75'e kadar gecikme oranının düştüğünü gördük. Ve bu da gerçekten de oyunculuk deneyimini bambaşka bir seviyeye götürdü. Özellikle online oyun oynayanlar mesela World of Warcraft gibi oyun oynayanlar arkadaşlar bu tarz bir ürüne bence tapacaklardır. Dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus router olan Huawei AX3 bence her eve lazım ürünlerden bir tanesi. Özellikle eviniz biraz büyükse, belki bahçeliyse, belki yazlığa gidiyorsanız bununla beraber evde birden fazla televizyondur, bilgisayardır, cep telefonudur işte ve bunlarla ciddi anlamda işler yapılıyorsa kesinlikle ama kesinlikle böyle bir ürüne ihtiyacınız var. Açıkçası sizi çok fazla teknik dokümantasyonla boğmak istemiyorum ama bu ürünün özellikle duvarlardan falan böyle çok etkilenmediğini de belirtelim. Çünkü ciddi anlamda dediğim gibi yani evi büyük olan insanlarda Wi-Fi çekimi tarafında ciddi anlamda problemler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Huawei AX3 ise bunların hepsini dediğim gibi ortadan kaldırıyor. Arkadaşlar ürünü yani kurması çok basit. Zaten biraz sonra göstereceğim bunu. AI Life diye bir uygulaması var biliyorsunuz Huawei'nin bu giyilebilir ürünler. Genellikle Huawei aksesuarlarını kullandığımız ürünler. Açıkçası şu an burada yani Huawei Mate 40 Pro burada. Fakat yani ben böyle bir iki tane video izledim. Herkes Huawei Mate 40 Pro ile kurmuş. Yani nedense sanki herkeste Huawei Mate 40 Pro var. Ben bu telefon yani ben açıkçası başka bir telefonla bunu kuracağım. Yani Oppo Reno 5 ile kuracağım. En azından bu noktada kafalarda şu oluşsun istemiyorum. Yani çünkü bütün videolarda aynı şeyi görüyorum. Yani işte Huawei
amiral gemisiyle kuruluyor. Ya öyle yapacağımıza başka bir telefonla kuralım. En azından bu noktada bu ürünü alacak insanların kafasında ya ulan bunu acaba başka bir telefon var bende, başka bir telefon markası koyalım, bunu alsam almasam mı diye problem yaşamasınlar diye başka bir markayla bunun kurulumu yapmak bence en doğru karar diye düşünüyorum. Bununla beraber arkadaşlar yine bu Huawei AI uygulamasından bu ürünün ebeveyn kontrolünü de yapabiliyorsunuz. Bence bu oldukça güzel çünkü çocuklarınız buna bağlandığında hem onları kontrol etmek isteyebilirsiniz hem bağlanma sürelerini, bağlanma şekillerini de kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bununla beraber arkadaşlar konuk Wi-Fi diye bir şey var. O da dediğim gibi eğer evinize bir komşunuz geliyorsa bunda ona da interneti paylaştırmak istiyorsanız bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Özellikle alt komşunuz dediğim gibi size geldiğinde ya canım ya Wi-Fi şifren neydi? diye soran ve aşağıda daha sonra eve gidip Wi-Fi şifresini bilgisayarını da giren arkadaşlar. Komşularınız bilmiyorum var mı ama benim oldu. Hatta dediğim gibi aşağıya inip alt kata inip tekrar evine inip internetini iptal edip sizin internetinizi kullanan komşularınız da olabilir arkadaşlar. O yüzden bu konuk Wi-Fi şifresi de bence kesinlikle kullanılabilecek şeylerden bir tanesi. Ürünün bence yani çok güzel özellikleri var. Yani gerçekten çok güzel özellikleri var. En güzel özelliklerinden bir tanesi. Biraz sonra zaten kutuyu açınca göstereceğim. Bu tam köşesinde bir NFC modülü var arkadaşlar. Atıyorum mesela geldi birisi işte internete mi ihtiyacı var? Hiç şifre falan filan girmiyorsunuz. Hemen tık diye dokunduruyor arkadaşlar NFC ile beraber. Hiçbir şey yapmadan arkadaşlar internete bağlanıyor. Bana sorarsanız oldukça başarılı şeylerden de bir tanesi. Çok fazla konuştum biliyorum. Şu anda yapacağımız şey ne biliyor musunuz? Bunun hemen arkadaşlar kutusunu açacağız. Daha sonra fişe takacağız. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirdikten sonra bu videoyu bitireceğim. Son dönem dediğim gibi Wi-Fi 6 kullanımı da ciddi oranda artıyor. Eğer siz de dediğim gibi böyle bir ürün olarak sorunlarınızı ortadan kaldırmak istiyorsanız kesinlikle Huawei AX3'ü size öneriyorum. Hadi gelin ürünü hep beraber kutusunu açalım. Arkadaşlar tabii ki kutumuz hemen burada. Ne yapalım? Kutumuzu açalım dilerseniz. Bir kelebek hareketi yapmak istemezdim ama evet yaptım artık. Yapacak bir şey yok yani. Evet şu anda bıçağımı değiştir, bıçağımı değiştir demiştiniz arkadaşlar. Ben de bıçağımı değiştirdim. Onu söyleyeyim. Gayet de güzel bir bıçak aldım sizler için. Evet şu anda hemen kutusunu yırttık ve buradan evet şuradan arkadaşlar özür dilerim. Şurada tabii ki yeri var. Biz biraz aceleci davranıyoruz. Ürün bizi karşılıyor. Hemen ürünü çıkartalım. Başka kutu içinden ne çıkabilir? Tabii ki şarj aleti çıkabilir arkadaşlar. Ve şarj aletiyle beraber yani mükemmel kaliteli bir data kablosu var arkadaşlar. Yani gerçekten ya gördüğüm en kaliteli data kablosu kesinlikle. Bununla beraber tabii ki şarj aletimiz var arkadaşlar. Hemen ürünü şuradan çıkartalım. Şuradan gördüğünüz üzere bunun antenlerini böyle kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu böyle antenler de bunun şey yaylı bir anten var. Evet. Yani şurada gördüğünüz üzere NFC çipi var ve burada arkadaşlar bir tuş var. Bu tuşa uzun süre basılı tuttuğunuz zaman sıfırlıyor. Bu tuşa bastığınız zaman da arkadaşlar yapılandırmayı iPhone falan kullanıyorsanız bununla çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. iPhone kullanıyorsanız da arkadaşlar Huawei'in AI Link uygulamasını yükleyerek marketinizden bunu kullanma imkanına sahipsiniz. Dediğim gibi gayet yani çok şık bir ürün. Yani kesinlikle çok aşırı derece şık bir ürün. Yan taraflarında hava alma için yerleri de var. Bu da dediğim gibi gayet güzel Wi-Fi 6 router. Şimdi bunu ne yapalım? Hemen bir prize takalım. Bu arada burada da tabii ki reset tuşu var. Burada da güç tuşu var arkadaşlar. Hemen bunu takalım. Evet şu an arkadaşlar bunu prize taktım ve hemen buradan power tuşuna basıyorum. Tabii power tuşuna uzun süre basıyorum. Şurada kırmızı bir ışık yanıyor. Arkadaşlar şimdi ne yapalım? Hemen AI Life'ımı açalım ve buradan şu anda cihaz eklemek için şurada bir tarama yapsın. Bu arada da şunu söylemek lazım. Bu çıkan kabloyu yani modemimize arkadaşlar takacağız. Hemen onu da yapalım. Çünkü bu önemli. Ya bunu çok fazla yerde görmüyorum açıkçası. Söyleyen hiç kimse de görmedim bu ana kadar. Ama dediğim gibi bu kablo ile arkadaşlar modemi mutlaka gördüğünüz üzere şu arka taraftan bağlamanız lazım arkadaşlar ki bunlar birbirlerine bir şekilde iletişim kursunlar. Evet şu anda arkadaşlar buldu. Bunu da açıkçası iki kere girdim. Ondan sonra buldu. Hemen bağlan diyor arkadaşlar. Buradan bağlan seçeneğine tıklıyoruz. Ya biraz bu bağlanmalar falan bekletiyor mu? Ya biraz bekletiyor. Ama hızlı bir şekilde bağlandım. Şu anda Huawei yönlendirici hoş geldiniz diyor. Bir yönlendiriciye sayfasına bize atıyor. Yani dediğim gibi illaki şu anda yani Huawei Mate 40 Pro kullanmak zorunda değilsiniz. Yani başka bir dediğim gibi telefonda bunu çok rahat bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi burada şöyle söyleyelim bakın burada Wi-Fi'nin adını diyor. Yani bu Wi-Fi adını karıştırmamak için ben bunu Huawei AX3 yazacağım arkadaşlar. Şu anda Huawei AX3 yazdım. Şimdi bir adet Wi-Fi şifresi oluşturalım.
Yalnız bu Wi-Fi şifresini de modemdeki Wi-Fi şifresinden farklı yapın. Daha sonra da burada arkadaşlar bir yönetici şifresi oluşturun ve bunları kesinlikle unutmayın. Bu arkadaşlar yönetici şifresini de oluşturduktan sonra şu aşağıda ileri tuşu var. Bu aşağıdaki ileri tuşuna basıyoruz ve şu anda arkadaşlar ayarlarımız kaydediliyor. Ya bu arada şunu söylemek lazım. Bu modemin işletim sistemi Harmony OS arkadaşlar. Mesela bakın başarısız şeyi aldım, uyarısı aldım. Bu da çok enteresan. Aslında herhangi bir şekilde başarısızlığını yapacak bir durumu yok. Evet mesela şu an arkadaşlar az önce başarısızdı. Şu an dediğim gibi bağlandı. En ufak bir sıkıntı yok. Hemen Wi-Fi'ye bağlan dedik arkadaşlar. Şu an bağlanıyor. Evet şu an bağlandı ve hemen başlat diyorum arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz üzere şu an çevrim içiyiz. Hemen buradan tıkladığımız zaman arkadaşlar yönetici şifresini, yönlendirici şifresini girin diyor. Hemen onu girelim. Ve otomatik girişe izin ver diyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere bu bağlandı. Bir problem yaşamadan çok rahat bir şekilde bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Açıkçası çok kolay bir arayüzü var. Şu şeyi göstermek lazım. Bu konuk Wi-Fi. Ulan ne komşularım vardı benim ya. Konuk Wi-Fi'yi gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bunu hemen açtığınız zaman burada bu Wi-Fi'nin adını az yede kendine internet al falan diye seçebilirsiniz. Ondan sonra sadece elinde kullanabilirsin falan gibi bir şey yapabilirsiniz. Hatta burada ne kadar süreyle bunu kullanabilmesini de rahat bir şekilde ayarlama imkanına sahipsiniz yine. Burada 4 saat, 1 gün ve limitsiz olarak 3 tane seçenek var ama ben yarım saat falan 15 dakika falan olmalı diye düşünüyorum. Burada dediğim gibi hız limitinde kısıtlama yok. Bunu da öyle şekilde seçebiliyorsunuz. Burada daha fazla göster seçeneği var arkadaşlar. Ona tıklayalım. Burada güncellemeleri kendiniz burada kontrol edebiliyorsunuz. Hemen kendisi kontrol edip arkadaşlar gördüğünüz gibi sürümümüz güncelmiş. Burada ağ ayarlarımızı ayarlarız. Wi-Fi yöntemini yine buradan kendimiz ayarlama imkanına sahibiz. Şuradan da arkadaşlar sinyal gücünüzü ayarlıyorsunuz. Sinyal gücünüzün hangi pozisyonda olduğunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ürünle ilgili açıkçası söyleyeceğim şeyler bu kadar. Gayet kolay ve hızlı bir şekilde bağlanma imkanına sahipsiniz. Eğer dediğim gibi evde fazla da internet kullanan birileri varsa ve internetinizi güçlendirmeye de ihtiyacınız varsa kesinlikle ama kesinlikle Huawei AX3'ü sizlere öneririm. İlla da dediğim gibi yani bir Huawei telefonuna eşleştirmek zorunda değilsiniz. Şu çok güzel bir özellik, hemen bunu göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bir NFC çipi var arkadaşlar. Buraya gel tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bağlan dediğiniz zaman da zaten direkt olarak bağlantı kuruluyor. Ve bunda da artık bunun interneti var. Yani evinize gelen birisine internet şifresi vermek yerine arkadaşlar çok rahat bir şekilde bunu kullanabilirsiniz. Bu da dediğim gibi yani kesinlikle ama kesinlikle bu ürünün en güzel özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yani kafanızda eğer takılacak bir şey varsa, bir soru işareti olursa mutlaka bana yorumlarda da sorabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size destek vermeye çalışayım bu konuda. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.